Selamlar, ben Soner Şahinbaş. Teknoloji, e-ticaret, girişimcilik ve iş dünyasına ait en güncel haberlerle yeni bir videoda karşınızdayım. Chevy, ABD'nin doğu eyaletlerinden biri olan Tennessee'de Fulfillment merkezi açtı. Retail Dive'da yayınlanan habere göre online evcil hayvan ürünleri satan Chevy, şirketin teslimat ücretini kısma girişiminin bir parçası olarak başkent ve en büyük şehir olan Nashville'de Fulfillment merkezi açtı. Chevy, hacimlerini otomatikleştirilmiş fulfillment merkezlerine kaydırmaya başladı ve Mart ayında Pensilvanya'daki ve Nevada'daki eski fulfillment merkezlerinden ikisini kapatmayı planladığını duyurdu. Evcil hayvan satıcısının diğer otomatik fulfillment merkezi konumları arasında ise Missouri, Nevada ve Pensilvanya yer alıyor. Chevy, maliyetleri daha da azaltmak ve teslimat sürelerini iyileştirmek için taşıyıcı ağına daha kolay adaptasyon sağlayan ve özellikle değişken makroekonomik ortamda hem maliyet hem de müşteri deneyimine yardımcı olacak daha sorunsuz bir paket taşımı sunan Chevy Freight Service'a da yatırım yapıyor. Gartner, gelişmiş teknolojilerin tedarik zinciri iş gücü verimliliği üzerindeki etkisini araştırıyor. Amerikan teknolojik araştırma ve danışmanlık firması Gartner, rekor seviyedeki düşük iş gücü verimliliğinin AI ve akıllı robot gibi gelişmiş tedarik zinciri tabanlı teknolojilerinin etkisini azaltabileceğini söyledi. Gartner, tedarik zinciri çalışanlarının iş gücü verimliliğindeki düşüşü daha da iyi anlamak ve küresel iş gücü piyasasını araştırması için 2613 tedarik zinciri çalışanıyla anket yaptı. Araştırmaları, tedarik zinciri iş gücünün %25'inin işleriyle tamamen meşgul olduğunu, yalnızca %16'sının işlerinde gelişmeye istekli olduğunu buldu. Gartner'in tedarik zinciri uygulaması kıdemli direktörü Thomas Pocock, tedarik zinciri liderlerinin teknolojiyle birlikte gelişimi gerçekleştirebilmesi için bu yeni teknolojilere uyum sağlayacak bağlı ve üretken bir iş gücüne ihtiyaç duyduklarını belirtti. Pocock, özellikle yapay zeka ve akıllı robotlar konusunda yeni teknolojilerin tanıtılması sonucu güvensizlik ve adaptasyon sorunlarıyla karşılaşılmasının muhtemel olduğunu söyledi. Walmart, ambalaj atıklarını azaltmak için çabalıyor. Yahoo Finans'ta yayınlanan habere göre Walmart kısa süre önce çevrim içi siparişleriyle ilişkili ambalaj atığı miktarını azaltma planlarını duyurdu. Bu adımla birlikte plastikten geri dönüştürülebilir kağıt zarf kutulara geçecek, çevrim içi teslim alma siparişleri için tek kullanımlık plastik poşetleri devre dışı bırakacak, kilometre ve teslimat sürelerini azaltmak için de iyileştirmeler yapacak. Perakende'de bir yaptığı açıklamada müşterilerine her yıl yüz milyonlarca paketin gönderildiğini belirtti. Plastikten geri dönüştürülebilir kağıt zarf kutulara geçişin yıl sonuna kadar ülkede 65 milyon plastik torbayı veya 2000 tondan fazla plastiği dolaşımdan kaldırması bekleniyor. Şirket ayrıca doğru boyutta paketleme teknolojisiyle müşterilerin siparişine göre özel bir paket oluşturulacağını söyledi. Bu teknoloji kutuda kullanılmayan alanı ortadan kaldırarak boş alanı plastikle doldurma ihtiyacını %60 azaltırken büyük boy kutuların neden olduğu atıkları %26'ya kadar azaltacak. Ek olarak da çevrim içi alışveriş yapan tüm Walmart müşterileri artık birden çok ürünün tek bir kutuda birleştirilmesini talep ederek israfı ve kullanılan kutu sayısını azaltabilecek. Google, üretken AI ile sanal kıyafet deneme aracını tanıtıyor. Google, çevrim içi alışveriş problemlerine çözüm olarak geçtiğimiz günlerde sanal deneme aracını yayınladı. Google'ın Ipsos ile Nisan ayında 1614 ABD'li yetişkinle yaptığı bir ankete göre yanıt verenlerin %59'u çevrim içi satın aldıkları ürünlerden memnun değildi. Çünkü ürünler üzerlerinde beklenenden daha farklı görünüyordu. Şu anda sadece kadınlar için işleyen bu teknolojinin yılın ilerleyen zamanlarında üst giyimde dahil olmak üzere erkek giyimi içinde başlatılması hedefleniyor. Ürün müdürü Lillian Rincon, yeni yapay zeka modelinin bir giysi görüntüsünü alabileceğini, çeşitli pozlarda çeşitli gerçek modellerde nasıl kıvrılacağını, katlanacağını, yapışacağını, gerileceğini veya kırışıklıklar, gölgeler oluşturacağını doğru bir şekilde yansıtabildiğini belirtti. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu ve nice böyle güzel içeriklerin takibi için kanala abone olabilir, bildirimleri de açabilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.